Çekmediğim dertler çile kalmadı. Merhaba arkadaşlar, video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam 18 günlük kapama kararı geldi. Onun hakkında konuşacağız. Neler yapabiliriz? Onun hakkında konuşacağız. Şimdi hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün biraz değişik bir alanda, değişik bir arka planda video çekiyoruz. Bugün dama çıktım. Biraz hava alayım dedim. Güneş alayım dedim. Güneşi alırken de gözlerim zarar görmesin diye güneş gözlüğü taktım. Lütfen kusura bakmayın. Arka taraftan da ses geliyor olabilir. Çünkü biz caddenin başında oturduğumuz için araba sesi, korna sesi, motor sesi, uçak sesi bile geliyor olabilir. Onları da lütfen aldırmayın. Bu 18 gün kararını duyduğumdan beri resmen dünyanın başıma yıkıldı arkadaşlar. Dedim ben 18 gün evde, biz 18 gün evde, yani milyon sen 18 gün ne yapacaksın evde dedim diye düşünmeye başladım. Kara kara düşünmeye başlamıştım ki bir yıldır evde olduğumuz aklıma geldi. Evet, tam bir yıldır bu tam kapama kararıyla biz evlerden dışarı çıkamıyoruz. Peki biz bu durumlara neden geldik? Bildiğiniz gibi bu virüs tam bir yıl önce bizim ülkemize uğramıştı. Uğramış dedim, yani gelmiş. Geldi ama çıkmak bilmiyor. Ulan çık git, istemiyoruz seni. Kardeşim, istenmediğin yerde durmayacağız. Çık git kardeş, istemiyoruz seni. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ben aşı oldum. Virüs aşısı oldum. Koronavirüs aşısı oldum ama dışarı çıkarken bile, yani dışarı çıkma zorunda kaldığım durumlarda bile çift maskeyle geziyorum. Ama bazılarını görüyorum hiç maske takmıyor. Arkadaşlar lütfen maske takalım. Çift maske takmasanız bile bir tane maske takın. Hem siz kendinizi korursunuz hem de karşıdakini korursunuz. O yüzden maske takmaya önem gösteriyorum. Maske önemli. Peki 18 günde neler yapabiliriz? 18 günde beni izleyebilirsiniz arkadaşlar. 18 gün boyunca video atmaya çalışacağım. Evet, bundan sonra her gün video atmaya çalışacağım. Böyle vlog tarzı videolar, kısa videolar atmaya çalışacağım. Ve siz de beni izlerseniz çok mutlu olurum. Aşağıdan videoyu da beğenmeyi unutmayın. Başka neler yapabilirsiniz? Kitap okuyabilirsiniz. Evet, biraz klasik olacak ama arkadaşlar bu en önemli şey. Kitap oku. Gerçekten kitap oku. Kitap okumak gerçekten güzel arkadaşlar. Ben okumadığım her kitap için gerçekten çok pişmanım. Lütfen siz okuyun arkadaşlar. Genç arkadaşlar daha çok okusun, daha çok öğrensin. Bol bol kitap okuyun arkadaşlar. Ama arada sıkıldığınız olacak. Sıkıldığınız zamanlarda ise film izleyin, dizi izleyin. Bildiğiniz gibi Netflix, Blue TV, Exxen gibi yerlerde bir sürü filmler var. Oralardan gidip film, dizi izleyebilirsiniz. Hatta YouTube'da bile bir sürü film dizi var. Onları da izleyebilirsiniz. Bu tam kapamada siz kendinizi evde korumanız lazım. Evden dışarı çıkmamanız lazım. Bu koruma evresinde de delirmemeniz lazım. Yani evden dışarı çıkmıyorsunuz diye psikolojinizi bozmamanız lazım. O yüzden bol bol kendinizi motive edin. Güzel şeyler yapmaya çalışın. Arada sırada dama çıkın. Hava alın. Gördüğünüz gibi ben dama çıktım. Hava aldım. Güneşleniyorum. Siz de böyle yapın. Ben en büyük hobim arkadaşlar Ramazan ayında, bildiğiniz gibi Ramazan ayındayız. Bu Ramazan ayında en büyük hobim buradan dama gelip damda şurada arkada gördünüz. Arkada görüyor musunuz? Korkuluklar var işte. Orada duruyorum. Aşağıdan geçen arabalara bakıyorum. Burada akşamleyin saat 7-7.30 gibi arabalar böyle birbirine giriyor. Resmen burası araba trafiği oluyor. 100-200 tane arabanın böyle korna çaldığını düşünün. Yani arabalar vızır vızır geçiyor. Arada sırada kaza oluyor. Küçük kazalar öyle. Küçük kazalar, sürtüşmeler oluyor. Onlar da bu işin heyecanı. Resmen film gibi. Ben burada canlı film yaşıyorum resmen. Sizin de böyle durumlarınız varsa bunları değerlendirebilirsiniz. Ya evet arkadaşlar, böyle işte 18 gün kapama öyle olacak. İnşallah delirmezsiniz. Güzel günler geçirirsiniz. Güzel vakitler geçirirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Dediğim gibi kendinize dikkat edin. Delirmeyin. Güzel vakitler geçirin. Kendinize çok çok dikkat edin. Herkese iyi günler.